Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah Teala hem sanalı olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dua selamlar olsun. Muhterem ez kardeşler, bugün sizler sunmakçı olan tema pakizlikning İslam'daki mahiyeti diyen tema. Ya ki pakizlikning İslam'daki mahiyeti nima diyen bu sualga cevap veririz. Pakizlik İslam'daki muhim kıymet kararlarının biri hesaplandı. Çünkü pakizlik imanın ayrılmaz bir kısmıdır. Hem de medeniyet ve terakkiyat yarışının asasıdır. Şunun dek pakizlik yukumluk kesellerinin aldığını eliş yoludur. Ve günahlarının mağbiret oluş vasıtasıdır. Hem de Allah'ın razılığı erişinin sebebidir. İslam dinimiz pakizlikni taharet deb ifadelegen. Pakizlikni iman deb süpetlegen. Pakizlikni perz kılgan ve ibadet deb bahabegen. Şunun dek Allah'ın kalbi ve bedeni pak insanların yaşkırdığını cekadığın. Kur'an-ı Kerim bu doğrusta İnna Allaha yuhibbu tawwabina ve yuhibbu mutatahhirin. Allah tövbeki kucularını, Allah terep yanı kucularını, özden hatalıklı bilgüçü ya tüzet kucularını yaşkırdı. Ve özün pat tutukçularını yakışık gördü. Kalbi cahitini özünü pak tutkan, nefsi cahitini özünü pak tutkan, bedeni ve kim kicek cahitini özünü pak tutkan insanlarını Allah yakışık gördü. Yakışık gördü. Allah yakışık gördü insanlardı. Pakizlikten mahiyeti gelsek, pakizlik degen akidini küfürlük, şirk ve hurafatlardan pak tutuş. Akılını ansızlık ve biperualıktan pak tutuş. İdiyeni ya fikirini İslam zıt boğan fikir ve felsefelerden pak tutuş. Ahlakını naçar kılmışlardan pak tutuş. Kalbini gaflet ve hasat korluktan pak tutuş, tilini tıllaş, gaybet kılış ve naçar sözlerini kılıştın pak tutuş, kalemini yalgan gep sözlerini yazıştın pak tutuş, korsakını haram ve şubilik neslerini yepseliştin pak tutuş, hem de öy, mescit, mahalle ve koçalarını pak tutuştun ibaret. Bana bu pakizlikninki İslam'daki mahiyeti. Demek İslam pakizlik dinidir. Çünkü pakizlik imandır. Çünkü pakizlik ibadettir. İsil ahlaktır. Ve medeniyetinin ifadesidir. Şunun dek insanın tabii karakteridir. İnsan tabii karakteri bilen pakizlikni güzellikini yakışık gördü. Dinimiz bu pakizlik ve güzellikke her zaman teşebbüs kılıdı. Bu sebepten İslam dini pakizlikke ehmiyet birişke çakağın. Ve pakizlikte İslam'dan şuarlardan bir şuar kılıp belgilegen ve perzlerden bir perzde bayan kıygan. Hem de pakizlikte namazdan ibaret en büyük ibadetinin asaslık şartlardan bir şart kılıp belgilegen. Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam'ı Allah'ını uluğlap kalbini paklaş buyurgandan kiyen
kiyim kişkini ve bedenini pakiz tutuşka buyuruş arkalık kalbi paklık olan hissi paklıktan birbirinden ayrılmaydı Allah'ını cakalap mündak digi. Ve siyabeke fatahhir. Ve rabbike fekabbir ve siyabeke fatahhir. Allah'ın oğluğladı. Allah'ın oğluğu ikerliğini bildi. Her vakit Allah'ın nimetlerini eskildi. Ve kimlerini pak tuttu. Kimlerini pakızladı. Bu yerde karısak fakat bir kalbini paklaştın ibaret bir fazilet olan kim kiçakını pakız tutuştun ibaret bir güzel ahlak tam bir yerde bayan kılıngın. Manı bu kalbi pakızlık olan hissi pakızlıkların birbirinden ayrılmaydıqallıkların delilidir. Demek İslam dini paklık ve pakızlıkını Müslümanların hayatı ve medeniyetinden ayrılmaz bir kısmı kılıp bektif etken. Çünkü İslam dini beden, kim kiçek ve muhitinin pakızlıkını kalıpını pakızlaştığından ya kalıpını paklaştığından vasıs kılıp bektifken. Çünkü beden pak olmasa ibadetle ada olmayır. Kim kiçek pak olmasa ibadetle kubul olmayır. Mescid, öy ve ibadet kıldığan muhit pak olmasa yanılan bu ibadet kubul kılmayır. Demek bir yerde hissi pakızlık, ya beden kim kiçek, muhit, öy ve mescidlerin pakızlığı kalbi pakızlığının vasıtasıdır. Kur'an-ı Kerim bu doğrusu Ya eyyühellezine amenu, izâ kumtum ila salati feğsilu vücuvakum. Ey mu'minler, sizler namaz okumakçı olsanlar, taharet elanlar. Namaz kalbi ibadet. Allah'ını uluğlaydıgan, kalbimizini paklaydıgan, her vakit irademizini kuşlandırdıgan ibadet. Bu kalbi ibadet kılış için taharetten ibaret, pakızlıktan ibaret, bir ibadetini ya bir perizini ada kılışımız şartken. Bu arkalık namazını ada kılalaydıkenimiz. Eğer taharet bulmasa hadis değilken de namaz kubul bulmaydı. Bu sebepten İslam dinimiz şahsi ve ictimai pakizlikka alayda ehmiyet belgin. Hem de pakizlikini akide olan çetişlik iman meselesine aylandırıp etken. Pakizlik iman bilen çetişlik mesele. İmanın bir tarmıkıydı. Çünkü pakizlik rayı kıygan insanlar savab gelişeleydi. Pakizlik sel kırgan ya biparvalık kırgan biparvalık kıygan insanlar günahkar oldu. Meselen kimik sülüklerin akıp geçişi ya ki meynet neslerinin ki bedenin kimige tekip geçişini saklanmayan insanlar günahkar oldu. Dinimiz pakizlikle iman bilen çetişlik mesele işkerliğini tövendeki hadis-i şerifte bayan kılır. El iman biz on ve selasuna şu'bedi. İman 70 neçi baskıştır. İmandan en yüksek bellisi şahadet sözüdür. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bu sözünü tilev ile sözleş, kalbi ile itikad kılış ve emli hareketi ile ifadeleştir. İmandan en tüven baskışı, İmanın en adlı ifadesi koçulardaki ya yollardaki kişilerde ziyallık boğan nerslerini ya ehliyetlerini tazlığı düştürdü. Manı bu imanın en adlı kısmı, en adlı baskışı diyenden ibaret. Muhterem kardeşler, pakizlik ibadet. Pakizlik isil ahlak. Pakizlik hakiki medeniyettir. Şuna Peygamber aleyhisselam et-duhur şatrul iman diyor. Pakizlik imandan yerimidir. Pakiz bombay durup iman mükemmel bombay durur. Kalbi paklanmay durup iman mükemmel olmay durur. İnsandan nefs paklanmay durup iman mükemmel olmay durur. İnsandan bedeni pak olmay durup kalbi paklanmay durur.
İnsanın kiyim-keçekleri pak olmay durup kalbi paklanmaydı. İnsanın ictimai muhitim pak olmay durup kalbi paklanmaydı. Bu hadis-i şerifte İslam dini kalbi paklık olan ya ki manevi paklık olan hissi paklıkını birleştirip tılgağın. Bu arkalık akidis pak, ibadetler pak, ahlak pak, idiyas pak, düşüncesi pak, tili pak, şirketleri pak, stili pak, görünüşleri pak ve hayat pak, medeniyetlik bir ümmetini yetiştirip çıkışını maksat kıygan. Bu sebepten Peygamber Aleyhisselam pakizlik kızıktırıp Allah Teala'nın pakizliğini yaş kurduğallıkı şunun için musibetlerin her vakit pakizliği alayda rahi kılıçtan zorlukını eskertken Peygamberimiz hadis-i şerifte İnne Allah tayyibun yuhibbu tayyib Allah pak zattır dedi. Pak neslerini yaş gördü. Pak işlerini yaş gördü. Pak sözlerini yaş gördü dedi. Kerimun Allah Teala sehi zattır. İsir zat sehlikini yaş gördü dedi. Nazifun Allah pak zat paklıkını yaş gördü. Mukaddes zat. Şunun için sizler öyle aramlarını yan üyonlarının ki aldığını tazlap duranlar. Yahudlar okşaş meynet kazmak ummanlar. Bu hadis-i şerif karsak öyle aram ya ki üyonun ki aldığını ya ki üyümüzü tevbe dairlerini tazlap duruşunu alay teşebbüs kıygan. Hem biz de bu işler rıhbetlendirip buyurgan. Dinimiz öyle aram koçuk oylarını tazlaşık ehmiyet belgeyede elbette üyümüzden işini, aşkhanımızını ve suhanımızını pakiz tutuşu buyuruyordu. Bunun şek yok. Şunun ile birlikte bu üyde otlağın adamların kalbini, onun nefsini, onun tilini ve ahlakını paklaşka ehmiyet verdiğallıkı da mı? Şek yok. Çünkü Allah kalbinin paklıkını, vicdanın paklıkını ve bedenin paklıkını yaş görmen de ilan kıldı. Peygamber Aleyhisselam yine Müslümanların çıraylık ve retlik giyinişine buyurup mındak diyen. Sizler seferdin ök kaydı bak sizler. İnnekum kadimune ala ihvanikum. Üyonlar kaydı bak sizler. Aynalar kaydı bak sizler. Şun sizler ök verişte ilgili üzanı mingen at ulağın eslerini bir pakistanlar. Bugün zaman telefonç maşinalı olsun maşinalı bir pakistanlar gelenler. Aldınlar çıkan ademler sizlerden bir jirkinçlik iskanmasın. Ya gitti kaş iskanmasın. Kim kişkenlerini bir tüzeştirinler. Üzanlarını bir sen redlep girinler. Uzun aylarına yokap gitken bu sana ailemler gibi bir yakınlık görünenler. Peygamber Aleyhisselam sözünü devamlaştırıp hatta takunu ki ennekum şâme finnâs. Kişilerin içinde perkılık bir insan bulanlar. İnsanların arasında alaydı. Menva insan bilineşken de pakızlıkta o kadar ehmiyet verenler. Nurgun insanların içinde yüzü de bir yerde menva adam bilinip kalan de İslam'ı pakızlık cahitte başka milletler nispeten, başka insanlar nispeten, başka dindeki insanlar nispeten alaydı. Mendek bilinip duranlar, perkılınıp duranlar, bunun ehmiyet verenler. Bu hadis esasen yani koşumuz kısturum şekilde deyemiz ki er ayal Müslümanların ki tek turki ve kim kiçeklerine dikkat kılışı muhim bir mesele hesaplandı. Şuna bu hadis esasen Müslümanların tek turki ya kim kiçeklerinin redlik pakiz buluşu kumul bilmesi ki ya ki turmuşların besim sebebinin özünü taşınıp minan berim muşu de palaketleşişi ya kiyimlerinin kir kasmak olup geçişi bu Müslümanlığa herkes mi yaraşmaydı. Ailenin buzluk geçişindeki sebeplerinden bir sınmış. Bazı kalbi pak olmayan adamların sırt karap kılıçtan sebebim ayarlarının ki özünü pakiz tutmakallı ki kim kiçekler retli keymi geldi ki ya ki özününki tek turguğa
ahmiyet vermegenlik mi bu mu ailenin buzuluşundan ki bir sebebidir. Şuna anlık Müslüman ruhinin, aklının ve bedeninin ki taleplerini tan tutmalı. Ruhinin talepini mi kandırdı? Aklının talepini mi kandırdı? Bedeninin talepini mi tan kandırdı? Bu üç tarafından birgi ahmiyet verip, yanı birgi ahmiyet vermesek, dinimizden körsetmesine hılap işgigen bolimiz. Dinimizden buyruklarına selkargan bolimiz. Demek, karındaşlar, paklık, İslam'daki bir bütün bir atalı. İslam'dan yüksek bir kımmet karşı. İslam'dan medeniyet ifadesi. Bu, uya bir yerden kep kalan bir atalığımız. Dinimiz periz kıygan, hem ibadet de ifadeligen, hem akidimiz gibi bağlıvetken, hem Müslümanın obrazı belirlivetken, en mühim hısletlerinin birisi. Şunun için kalbimizde paklaşka, aklımızda paklaşka, bedenimizde paklaşka, ictimai muhitimizde paklaşka ehmiyet bireyli. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.